Evet, Mehmet Toprak konuğumuz, fizyoterapi uzmanı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizin takipçileriniz bizi izliyor mu acaba? Epey bir internette popülersiniz. Onlar merakla bekliyorlar yayını. Ha, süper. Şahane. Sağ olsun. O zaman bir duruşumuzu bir düzeltelim o zaman. Tabii ki. Neden bozuluyor bizim duruşumuz? Hocam, duruşumuz neden bozulur? Birçok faktör var. Bunların içerisinde kültürel faktörler, aslında hiç değinmediğimiz. Biz çoğunlukla kas iskelet gibi düşünüyoruz ama çocuk küçüklükten itibaren hani şu duruşu biz mütevazi olmak gibi algılıyoruz. Efendi çocuk, çok efendi çocuk. Evet, kafasını yerden kaldırmıyor derler mesela. Ya da 11-12 yaşlarında kız çocuklarında hiç olmayan iki doku, burada meme dokusu gelişiyor. Ve bu kişi kendisi yadırgıyor bunu. Bir süre saklamak istiyor. Ön grup, burada pektoral kaslar dediğimiz göğüs kasları kısalıyor ve kişi ergenlik çağına geliyor. Bu sefer tam tersini yapıyor. Plastik cerrah gidip büyütmeye çalışıyor. Hmm. O zamanki psikosomatik durum veya çevresel faktörler. Halbuki şu omuz başlarının geriye doğru gitmesiyle birlikte duruşumuz değişiyor. Tam ve... ilk görünür. Tabii ki. Bir iki beden değişiyor. Ben bunu deneyinde de yaptım. Plastik. Evet, önemli bir şey. Göğsünü peki, gere gere gezmek lazım. Önlemenin yolu o zaman 12 yaşında o çocuğu bir sopayla sırtını dik tut, göğsünü gere gere gez demek. Aslında mi? Aile eğitimi, yani bu iki yumuşak dokunun, yeni oluşan dokunun biyolojik olarak saklanmaması gereken bir doku olduğunu, bir her cinsiyet ayrımı. Kesinlikle. Yani bu bilginin, bilincin verilmesi, özellikle bizim Türk toplumunda bu gözlemsel bir bilgi daha sık duruş bozukluğu, özellikle bu ergenlik döneminde oluyor. Halbuki bazı anneler şey bağlıyormuş. Oklava bağlarlarmış eskiden, biliyor musunuz? Onu da istemiyoruz. Şimdi dik duruş da şu demek değildir. O da oklava yutmuş olmak gibi. Evet. Hani şu da asker duruşu, bu da boyun düzleşmesi yapıyor, biliyorsunuz. Yani bu da değil. Boynumuzda, sırtımızda ve belimizde olması gereken doğal kavislerin olması lazım. Şimdi çok güzel anlatıyorsun. Ben teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi çok enteresan. Şimdi ben haftada 3-4 gün spor yapmaya çalışırım. Geçen bir baktım. Bir 20-25 tane koşu bandı var. Evet. Koşu bandında koşmaya, yürümeye çalışan insanlar. Tam akşam üzeri. Evet. 6-7 gibi. Çok güzel, harika. Evet. İki tane sıra 25-25, 50 tane koşu bandı. Şimdi ben koşu bandını ben zararlı görenlerdenim ama evet, bir de ayrıca o sporu yaparken böyle kambur kambur yürüyenler. Çok iyi bir noktaya temas ya, çok ettiniz. Kötü ya. Onu söyleyeceğim. Sporu yanlış yaparsanız duruş bozukluğunuzu arttırabiliyorsunuz. Asimetrik çalışma. Evet. Yani aynada sadece saçımın ön tarafı görünüyor diye burayı tarıyorsanız görmediniz. Spor salonunda sadece ön grubu görüyorsunuz diye sırt kaslarınızı ihmal ediyorsanız, arka bel popo kaslarını ihmal ediyorsanız, bu sefer öne doğru o güçlenen beden kaslar öne doğru çekiyor. Dediğiniz gibi spora gitmeden önce belki daha zaten sağlıklı bir duruş vardı. Zaten orangutan gibi yürüyenler var. Kapanmıyor ya. Kollar, evet. Doğru. Esnetme yapmıyorlar. Yanlış spor o zaman bizi hasta ediyor. Omurgamızı bozuyor. Doğru. Evet. Kas imbalansı dediğimiz ön ve arka grup kaslarda dengesizlikler gelişiyor. O bir de şu var mesela, yani spor her zaman herkes yapamıyor. Herkes sporu da sevmiyor bu arada, laf aramızda onu da söyleyeyim. Doğru. Ama ben çok ev işi yapıyorum diyenler. Ben bugün çok yoruldum. Benim yaptığım sporu siz yapsanız diyen Hilal anneler dese var. Hilal dese inanmıyoruz. Şimdi mesela şöyle, bütün gün çamaşır yıkadım, çamaşırları astım, yerleri sildim, orayı temizledim. Bu spor mudur? Dolapları düzelttim, yukarıya uzandım, perdeleri astım. Kadın çok çalışmış. Değildir, spor değildir. Bazen soruyoruz hangi sporu yapıyorsunuz diye, bulaşık yıkıyorum diyor. He, bu bulaşık sporundayım ben. Spor değil çünkü bir defa bir efor yok ve çok fazla tekrarlı travmatik bir hareket var. Diyelim ki halı yıkıyor, şu anda tabii çok kalmadı artık ama dizlerin üzerinde saatlerce ileriye geriye ve aynı hareketi yapıyor. Bu spor değil, hani bedenin tümünü çalıştırmıyor ve bir efor yok. Kardiyovasküler olarak bir peki, gelişme söz konusu. Peki bir elektrik süpürgesi değil. Olsa atıyorum veya yeri süpürse nasıl süpürecek? Şurada bana gösterebilir misin? Tabii ki. Yani. Şimdi, bizim istemediğimiz, hani duruş bozukluğunu özellikle... Bu tarafa doğru dönelim. Evet. Şöyle harika. Dönelim. Tamam. Şöyle kambur bir şekilde hani sopayı yani ittirme, çektirme, bunu yarım saat yaptığınız zaman... Evet. Sırt tutulur. Sırt tutulur. Zaten belinde problem olsa yüzünü yıkayamıyor. Doğru. Yani. İşte o zaman ne yapacak? Daha çok ya dizleri bu şekilde bükerek, popoyu biraz geriye vererek... Hani yani squat pozisyonu. Ayrı evet. Bir pozisyon. Yani bu şekilde bir bacak önde, bir bacak geride ama omurga nötralini koruyor. Şu şekilde çalışabilir. Mümkünse evet, de süpürgenin sapını uzatılabilir olması. Çok da ilginç olması. Bir ev süpürme şekli. İzleyicilerimiz yani. Şunu görsünler yalnız. Pek yani, tatlı yani. Evet, bir daha gösterir misin? Omurga evet. Bakın dümdüz. Omurga dümdüz. Bir bacağımı, omurgayı bozmadan yani. Evet, bir bacağımı öne aldım, diğeri geride. Sopayı evet. Uzattım ve hani şu şekilde omurgam nötral. Şimdi ben yıllarca eskrim yaptım efendim. Eskrimdeki gibi yani. Evet, omurga süpürge yaparken şöyle rahat. Ben de yıllarca süpürge yapan insan gördüm. Hiç böyle ömrümde böyle süpürge yapanı görmedim. Ben de görmedim. Bu yanlışlar. Peki yerden bir ağırlık kaldırmak için nasıl kaldırsınlar? Tamam. Çünkü ben hep söylüyorum da bizim söylediğimiz buradan giriyor, buradan çıkıyor evet, muhtemelen. Şimdi gösterelim nasıl evet, kaldırılır. Lütfen.
İşte bunu çoğunlukla annelerimiz, ebeveynler yapıyorlar. Tamam, yerde şimdi işte ben bir tane ağırlık yere koydum, evet, kafamızı koydum. Tamam. Çok güzel. Şimdi 5-7 kilogram ağırlığında bir, aynen, kafa. Evet. Şimdi ben kontrolsüz bir şekilde rotasyonel bir bükme hareketi yaptığım zaman... Gitti omurga. Gitti. Evet. Onun yerine yine iki tane temel hareketimiz var. Ya hani dizler sağlamsa hani diz çöküp omurga nötral ağırlığı bedene yakın tutup, aa, kaldırıyoruz. Evet. Veya dizlerimiz yine çok sağlam değilse, eğer diz patolojimiz varsa, hafif diz kırarak popoyu geriye alarak hani şöyle. Yine omurga dümdüz, bakın nötral, izleyicilerimize de göster. Harika. Evet. Bu şekilde, ama her zaman ağırlık bedenimize yakın olacak. Ki... Evet, şimdi ben omurilik cerrahim. Evet. Şunu anlattığım zaman tamam hocam ben öyle yapıyorum diyorlar. Ama gelin bir muayene edelim dediklerinde mesela çantasını mı koyacak? Lak diye çantasını koyuyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Anneme söylüyorum, diyor ki bundan bir şey olmaz diyor. Evet, buyurun geçin yanımıza. Devam ediyor. Kafa yanımıza kalsın. Kafamızı alalım. Alalım. Evet. Peki masa başı çalışanları ne yapsın? Yani tamam ev hanımlarından bahsettik. Evet. Dönem dönem şu an bizi izleyen masa başı çalışanları var. Masa başında yarım saatten fazla aralıksız oturmaması lazım kişinin. 1-2 dakikalık küçük molalar. Bu ne olabilir? Su içebilir, evet, bir fotokopi çekebilir, 1-2 adım atabilir. Bunları yapması lazım. Masada su veya sürahi olmamalı diyordum. Diyetisyenler beni uyardı. Dediler ki danışanlarımız böyle, ancak böyle hatırlıyorlar. Ben de konseptimi değiştirdim. Masadaki su ve sürahi boş olmalı. Onu görüp hatırladığın zaman kalk git su içebilen iç geldi. Su al gel, doğru. Evet. Güzel, uzun süre fikir. Oturmuyoruz. Şimdi, zaten çok su içtiği zaman sık tuvalete de gider. Tabii. Yani yine, evet, bir kalkıp dolaşması gerekir. Evet. Çok önemli. Hilal'cim ben kiropraktörler için ne diyorum biliyor musun? Buyurun. Bak Meraç'ım biz bize konuşuyoruz. Kimse bizi izlemiyor. Evet, sanırım. Modern çağın büyücüleri diyorum. Ah. Neden? Neden? Çünkü küçücük dokunuşlarla omurganızı düzeltme, ayağınızı düzeltme veya oturuşunuzdaki mesela ayak taban altına bir ufacık bir yükseklik koymayla bile ağrılardan kurtarmaya size ipuçları veren insanlar diyorum. Evet. Büyücü. Yanlış mı söylüyorum? Tırnak içinde tabii. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Peki bu masa başı çalışanları masa başında nasıl egzersiz yapsın, ne yapsın? Masa başında günde 1-2 sefer olabilir esnetme hareketleri. Bu aslında insanoğlunun yani genlerinde olan bir şey. Bizler içgüdüsel olarak, benim anneannem yapıyor. Evet. Sabah uyandığı zaman esnetiyor. Omuzunu esnetiyor sağa sola. İşte boynunu esnetiyor sağa, hı-hı, sola yine aynı şekilde. Öne arkaya hani küçük daireler çiziyor. Ufak bel esnetmeleri yine sağ ve sola. Oturduğu sandalyede yapabilir bunu. Yanlara doğru esnemeler. Çok basit hareketler bunlar. Toplamda 1-2 dakika sürüyor ve hani o güne ne güzel başlıyor. Olan, evet. Evet. Kaslar ve eklemler güzel yumuşuyor. Aslında çok da hani yine bundan ne olacak ki dediğimiz ama çok basit, çok faydalı olabilecek hareketler bunlar. Ve masada otururken özellikle bilgisayarın yüksekliğine çok dikkat etmesi lazım. Tam göz hizasında, evet, paralel. Ne yapabilir? Altına bir deste kağıt koyabilir, kitap koyabilir. Bilgisayar bazen masa dizaynı için çapraza konuyor. Kişi böyle oturuyor, hani buraya çiçek böcek bir şey koyuyor. Bir de önü boş olsun böyle istiyor, şöyle yan bakıyor. Doğru. Evet, evet, evet. Bu da hani disk patolojisinde, omurgada fıtıklaşmaya en çok neden olan işte öne doğru bükülme ve rotasyon. Evet, iznini alarak ben Hilal'e bir şey sorabilir miyim? Hilal'cim yatağını en son ne zaman aldın ve kaç yıldır kullanıyorsun? Vallahi bir 10 yıldır kullanıyorum herhalde. Doğru mu? Eve girerken değil, yatağı değil. Aldık. Yataklar her şey gibi belli bir ömrü var. Ömrü var. O yaylar belli bir çökme yaptıktan sonra siz de fark ediyorsunuz. Yatağın sağına gittiğin zaman bir rampa hissediyorsunuz. O zaman onun ömrü artık dolmuştur ve değiştirilmesi gerekiyor. Her yatağın ömrü böyle midir? Markasına göre ve üretim materyaline göre süreler değişmekle İnsanlar birlikte. İnsanlar hiç aklına yatak değiştirmek gelmez normalde. Yatağım var işte, kullanıyorum. Ya insanlar villalara taşınıyor, böyle muhteşem malikaneye taşınıyor ama hala da kayınvalidesinin yaptığı pamuk yatağı taşıyıp oraya götürüp orada yatıyorlar. Evet aslında. Yani böyle bir alışkanlık yok. Türkiye'de yok. Evet. Ama bu yatak ömrü ben hep dilimde tüy bitti. Yani anlatırım. Yastıkta da var. Peki, evet, yastık seçimini nasıl yapsın? Yastık şöyle, kişinin omuz ve boyun boşluğunu tam dolduracak şekilde, yani yan yatarken sanki omurgası ayakta durur gibi nötral yatabiliyor olması lazım. Hı-hı. Yastık eğer çok ince olursa boyun bu şekilde, yani 8 saat uyuduğunu farz edin, burada eklemlerde burkulma var. Eğer çok çok yüksek olursa da yan yatınca bu sefer diğer eklemlerde incinmeler oluyor. O yüzden hani başın 5-7 kilogram ağırlığıyla birlikte o çökme miktarında hani şu boşluğu dolduracak bir yastık ideal. İlla ki şu materyalden ya da şu markadan olması anlamında değil. Ya da yeni değil. Çıkan teknolojiler falan var mesela, kavisliler falan böyle. Kişi denediği zaman rahat uyuyorsa ve rahat konforlu kalkıyorsa... Hepsini tavsiye edebiliyoruz. Ama yükseklik bu. Hani mekanik olarak istediğimiz o. Şimdi benim en sevdiğim soruya geldi sıra. Şimdi ben topuğu olmayan ayakkabıya ayakkabı demem. Onlar ayağa giyilen şey benim için.
Evet. Topuklu olanı ayakkabı benim gözümde. Evet. Şimdi doğru mu yanlışım? Ne giyeceğiz? Ha. Ayağımıza topuklu giymeyeceğiz mi? Şöyle yani günde 2 saatten fazla topuklu giymek artık omurgayı ve bu pelvis dediğimiz bölgenin mekaniğini etkiliyor. Ama hani çekime geldi Hilal Hanım tabii ki giyebilir. Düğüne gittiniz 1-2 saat tabii ki giyin. Ama alışkanlık haline geldiyse mekanik değiştiği için topukla birlikte kasların boylarında kısalmalar ve evet, uzamalar oluyor. Bu da topuğu çıkardığınız zaman da yine tam sağlıklı duruşu elde edemiyorsunuz. Bazen topukluyu çıkardığım zaman mesela düz ayakkabıyla daha rahatsız oluyorum. Çünkü ağrı başlıyor. Kaslar tabii kısalıyor. Tabii, evet, tabii istemiyoruz onu. Eklemlerde ben peki kadınların en sevdiği ikinci şeyi de sorayım. Hani birinci şey ayakkabı ama ikinci şey çanta. Evet. Kadınlar çantayı nasıl kullansın, nasıl taşısın veya nasıl çanta almasınlar? Evet. Çanta benim yine klinikte hastam girdiği zaman sağ omuzunda çanta şurada takılı böyle giriyor. Çantayı bırakıyor diyor ki şurada ağrı var. Ah neden acaba? Evet. Buraya ne kadar sürede geldiniz? Metrobüs kullandım 2 saat geliş. Gidiş 2 saat 4 saat çanta böyle zaten oturma imkanı yok. Benden istiyor ki birkaç seans bir şey yapayım ve o çantayı hala öyle taksın ve ağrısı olmasın. Hani burada günlük yaşam stili çok çok bir önemli. Bir sıksana şurayı çanta çok ağrıttı diye. Aynen öyle. Böyle bir videom da var bu arada. Gerçekten. Kişi bana geliyor tam şuramı sıkarsan geçecek diyor ama çanta taşıma nedeniyle. Evet. Sırt çantası ediyoruz. Kullansak peki? Sırt çantası takılabilir. Sırt çantasında da çok gevşek ve hani bu aşağı gençlerin kullandığı aşağıda doğru olan o da bir çekme yapıyor. Çok çok yukarıda olmasını da istemiyoruz. Tam şu bel boşluğunun hani bu burada duracak şekilde. Evet. Lordoz yani, otursun. Evet. Çanta oraya oturacak. Daha sıkı olacak. Ya da çapraz takacağız kadın İki çantalarına. İki elinde boş kalsın ki rahat rahat cep telefonuyla mesaj yazsın. Aa. Evet şimdi onu da gösterelim. Eğer telefonumuza böyle bakıyorsak yük çarpı yük kolundan başımızın ağırlığı burada 7 kilogram 5 kilogramken 25-30 kilogram olarak hesaplanıyor. O şekilde disklerde sıkışma oluyor, evet, kaslarda yük oluyor. O nedenle telefon tabii ki kullanacağız ama dirseklerimiz tam bedenimizin yanında ve hani paralel mümkün olduğunca paralel bakmaya çalışacağız. Şunu yapmıyoruz ki bu aslında çok daha konforlu. Yani ben neden insanlar telefona böyle bakarlar? Bunu da doğrusu sosyolojik olarak bence saklamaya çalışıyordur olmasın diye bence. Evet, onu sorduğum zaman karşıdakinin fotoğrafını çekiyorum, algısı oluşturmak istemiyorum diye tepkiler evet veriyorlar. Ha. Ya tabii içeride göstermek istemediği bir şey vardır, şöyle bakıyordur böyle. Olabilir. Vallahi bilemem. Evet, bugün vallahi çok bilemem. Güzel bilgiler aldık. Güzel hap hap bilgiler. Evet. Biz yalnız Mehmetciğim seni her zaman istiyoruz. Çok memnun modern olurum. Çağın büyücüsü. Çünkü bizler hep fizyoterapi, kiropraktörlerle beraber çalışırız. Evet. Sonuçta bu işin patolojik kısmında biz varız ama kesinlikle biz %4'lük kısmı ameliyat ediyoruz. Evet. %96'lık kısım aslında tedavi sizde. Yani kişinin kendisinde diyoruz. Evet. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Efendim biz de tüm hızımızla günaydın doktora devam ediyoruz.